Parti Chat'ten herkese merhaba. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Game of Thrones 7. sezon 2. bölümü olan Stormborn, Fırtına Doğan. Öyle çeviriyoruz galiba değil mi? Nasıl çeviriyoruz? Galiba öyle çeviriyor. Fırtına Doğan diye çeviriyoruz galiba. Fırtına da doğan kişi. Daenerys. Evet. Daenerys'te de açtık zaten bölümü efendim şeyde Dragonstone'da. Hemen de muhabbet yapıldı zaten. Sen de böyle bir fırtınada doğmuştun. Böyle bir havaydı. Ben senin çocukluğunu bilirdim. Tabii elimizde büyüdün. Şeklinde girdi. Yani o aslında sahnenin dinamiği bence fena değildi. Güzel, yani ben senin çocukluğunu bilirim. İşte bak böyle bir senin abin sayılırım. Şöyle bir hani elimin avucumun içine alayım tarzı. Kendisinin çok rahat ettiği, alışık olduğu varisin. Taktiklerle gireyim dedi. Yemedi. Kız dedi ki ben yemiyorum. Böyle bir çıkış yaptı. Varys yine güzel bir taktikle. Bayağı güzel topladı. Güzel çevirdi, topladı. Ben elim açık dürüst bir insanım arkadaş. Neyse söylerim ben. Söylerim. Ben işte halkın şey adamıyım. Halk... Ben yüzüne söylüyorum tarzında. Halkım için şeklinde girdi olaya. Herkes zaten oradan yaklaşıyor Daenerys. Öyle bir şey yok mu? Hayır, ben de köleydim. Benim de köle arkadaşlarım var. 2 dakika sonra ben de yani falan köle oldum. Melisandre geldi aynı şekilde o da. Tabii o Varys'le olan muhabbette son sözü ben söylerim efendim. Burada şimdi bazı kelimeler kullanılabilir ama ben, onu da yaptı yani yakarım seni diye. Popüler kültürde yakarım bilirsin. Yakarım bilirsin dedi. Yani böyle bir çıkışla bitirdik orayı. Yani orada ilginç olan tabii Tyrion bir arayı bulmaya çalışıyor falan. Bir yandan işte kızımız kraliçe nasıl olunur olayım diye. Nasıl bir denge tutturmam ya, lazım? Şey çok sıkıntı ya. Yani sonra işte orada daha sonra geçecek olan bu diğer müttefikleriyle yaptığı toplantıda da benzer bir şey var. Herkes kıza akıl vermeye çalışıyor. Bir şekilde etki etmeye çalışıyor. Herkes onu etkilemeye çalışıyor. Şimdi şeyi düşünüyorum. Hani bir tarafta Daenerys var, bir tarafta hani Cersei var. Evet. Hani Cersei'yi kimse etkilemeye çalışmıyor bile. Çünkü öyle bir şey yok kadının zaten. Biliniyor artık. Kafa net yani. Öyle mi diyorsun? Öyle bir şey var. Yani burada herkes kızı bir böyle avucunun içine alma. Hani Daenerys'in bir noktada belki bunları yeter artık falan çekmesi gerekecek mi acaba? Çünkü herkes öyle değil. Bildiğin gibi değil kızım. Bak sen daha çok gençsin falan çekiyor herkes. Yani toplamak gerekirse işte oraya geliyoruz herhalde. İki şey öne çıkıyor bu sahnede. Bu sekansta diyelim ya da. Bir tanesi bu Olenna'nın da ona söylediği. Yani sen işte Dragons'ın, ejderhasın, ejderha ol. İşte ipleri eline al. Yani böyle özetleyebiliriz herhalde. O öne çıkıyor. İkincisi de Jon Snow'un çağrılması. Evet. Ama diz çökerek. Yani... Çok şey bekliyor gibi geliyor bana ilk etapta ama. Ya bence Jon Snow diz çökebilir ya. Çöker mi diyorsun? Yani şunun için ya inanırsa yani. O orduyu ben gördüm arkadaş. Orduyu ben gördüm. Hani ben de senden şunu bekliyorum. Bunu bu şeyleri gerçekleştirirsen hani bana ejderhaları gönder gerektiğinde adam yolla falan der. Yani bu konuda anlaşırlarsa kendisini Daenerys'e bağlayacak anlaşmayı imzasını atabilir yani. Öyle mi diyorsun? Bu aralar bana her şey Braveheart'ı hatırlatıyor ama bu bölümde gene bir Braveheart'ı hatırladım. Neresi? Jon Snow bana bayağı bir William Wallace hatırlatmaya başladı öyle söyleyeyim yani. Gider diyorsun. Giderim, dizde çökerim işte falan. Ondan sonra şey demesin de işte orada da yanlış yapmıştım ama işte bilmem ne. Burada da yanlış yapmış olabilirim ama işte cesur bir yüreğim var. Diyorsun. Takip ettiniz beni eyvallah. Bundan sonra tek başınayım moduna girmesin de yani. Ya şimdi tabii şöyle bir şey var yani cesur yürektekilerden farklı olarak karşısında böyle hani Daenerys de yeni bir oyuncu yani şeyde oyunda. Henüz o kadar hani tırnak içinde kaşarlanmış Long bir şey yok yani. Longshanks yok tabii karşısında canım. Eyvallah hani ya. Direkt böyle satmaya bilir yani. Öyle bir artısı olabilir Jon Snow'un. Evet. Şimdi oradan şeye atlayalım o zaman. Aslında sırayla gidersek şeye de King's Landing'e geçebiliriz. King's Landing'e geçelim tamam. Cersei adam toplamaya çalışıyor tabii. Ve orada kimi gördük biz yani? Tarly. Tarly'yi gördük. İşte daha doğrusu şeyler falan çoğu onların anladığım kadarıyla Tyrell'in Tyrell tabii alt lordları. Bannerları. Evet. Bannermenleri deniyor. Bannerman. Sancaktar. Sancaktarları. Tarly'yi de gördük orada. Çok sevdiğim bir aktör ya, tabii kendisi. Ya gene, onu söylemem lazım yani. Gene yani böyle babaya böyle evlat mı? Yani orada da Longshanks'e benzedi aslında yani. Hani gerçi Longshanks'in oğlu daha fenaydı. Evet. Ya ben tam oturmadığını düşündüm şu anda onun ya babanın yani. Gözünde öyle ama yani. Babanın babana bir öyle. Ceza mı falan. Ama yani peki oraya da geleceğiz. Gayet... Stidal'a geleceğiz yani. Orada da gene başına buyruk bir master şeklinde öyle. İlerliyor Sam. Yani neyse oraya geliriz. Oradaki dinamik esas olarak ne? Gücü bir nevi biraz kullanarak Cersei şu anda şey yapıyor. Evet. Yani daha önce yaptıkları ile tehditkar bir pozisyonu var Cersei'nin. Hani şeyi yıktı neticede kadın. Olduğu gibi
tapınağı yıktı, indirdi yani. Aslında tam olarak Olenna'nın Daenerys'ten olmasını istediği şeyi yapıyor. Bir nevi. Yani. Hani bir korkuyla nevi, yapabilirsin bunu demişti ya. Şöyle bir denge var orada. Yani ellerinde çok güç olmadığı biliniyor aslında Cersei'nin. Evet. Ama bir yandan da yapabilecekleri ürkütüyor insanları. Aynen, çünkü şeyi yok yani, pek geri adımı yok. Şu an hani her şeyi yakabilirim noktasında, evet, kendisi. Evet. Yaktı da gördük. Yaktı da. Orada tabii şey yani, hala Jaime duruyor. Evet, Jaime duruyor gerçekten. Bence orayı ilginç kılan unsur hala Jaime. Ve sürekli şey var dikkat edersen. Hani Jaime orada daha bir bağlayıcı, daha bir sözüne biraz olsun güvenilebilecek, hı-hı, tip. Evet. Olarak görülüyor orada. Hani işte kardeşim sevmiyorsun biliyorum ama seni bilmem. Yani onu da söyleyebiliyorum bak açıklıkla. Hı-hı. Yani bana karşı açık olabilirsin. Tabii, tabii. Kartını oynuyor falan. Ha, ben daha makulüm yani. Ben daha makulüm. Onu oynuyor gibi bir hava var. Gerçekten sonuçta. Yani ne şansları var bir taraftan, öyle bir şey var. Hakikaten çok sıkışmış durumdalar yani. O tip durumda yok. Ben krallığın yanında yer aldım. Orada yer aldım bilmem. Herkes tabii kim kazanabilir. Kesinlikle öyle. Hesabı yapacak sonuçta. Bence de öyle. Daha o net değil. Belli değil. Bu bölümün sonunda da onun net olmadığına bir kere dair daha bir şey olduk. Görmüş olduk. Oradan o zaman atlayalım, mesela Stedel'e atlayalım. Tali demişken. Bu efendim şeyin, ne o, Grayscale olayının, hı-hı, bir çözümü olabileceği üzerine, evet, kadim bir metinden yola çıktı Sam. Ve Jorah'yla çalışıyorlar. Evet, yani ustası ama dedi ki hayır, yani bu yasak bir şey. Sana da zıplar oğlum, dikkat et. Bir nevi öyle dedi yani. Hani tehlikeli dedi. Evet. Yapılmaz bu dedi. Ama dediğin gibi az evvel de Sam orada biraz başı buyruk davranarak böyle. Aslında onu görüyoruz yani. Sam'deki, Sam'i izlemek mesela sıkıntı olarak görülüyordu birçoklarınca. Sezonlarca yani. Yani niye izliyoruz Sam'i, tamam falan diyorduk. Hı-hı. Şimdi biraz o Sam'deki o karakter kalitesi, evet, veya evet, işte karakter özellikleri falan biraz ortaya, hı-hı, çıktıkça bir görev görür hale geldi öyle diyebiliriz yani, çünkü aslında. Çünkü eli güçlü değil. Yani savaşmıyor. Tamam hani belli bir bilgeliği var ama çok net bir öyle bir oyun değiştirici bir şey, aynen, yok. Şimdi biraz daha hani hakikaten eğitim görürken o hem kendini, karakter özelliği hem öğrendikleri bir arada yanlış ifade, aynen, ediyor. Kendini ifade edebileceği bir noktada, hı-hı, ve orada da o şeyi sergiliyor biraz. Hani ne diyelim, cesaret veya, evet, işte aykırı, hı-hı, duruşu falan sergiliyor. Oradan ne çıkar bilmiyorum ama iki hafta üst üste iğrenç ötesi sahnelerle Sam. Abi yazık o adama ya. Hakikaten dediğin gibi bayılsaydın çok iyiydi yani. Çok bayılsaydın, iyiydi. Bayılsaydın. O yani şey çok iyiydi yani. Ucunu dokundurdu ve adam bağırma, evet, hani bağırma falan. O daha düşün yani. Daha gidecek hepsini, o. Of. O gidecek daha. O kurgu gene iyiydi. Şeye çok bağlaması. Iyiydi. Yemeğe bağlaması falan. Winterfell'den biraz bahsedelim. Tamam. John, orada yani oradaki şimdi temel aktörler kim deyince gene çok değiştiğini görmüyoruz. Yok, orada aynı John şey Snow devam var, ediyor. Sansa var, Littlefinger var. Yani tabii Jon'a geçen hafta bir şeyden mektup gelmişti, Cersei'den. Evet. Hani gel diye. Bu hafta ikinci bir kraliçeden mektup geldi. Gelsin, diz çöksün, konuşuruz, anlaşırız şeklinde. Anlaşırız, bakarız diye. Orada tabii ilk sezondaki yolculukları Jon Snow da hani, hı-hı, zaten bahsetti. Meşhur işte onu bir zırh gibi kuşan, evet, konuşmasının falan yapıldığı, aklımda yer etmiş bir, çok konuşma. Güzel bir çok güzel bir konuşmaydı o. Oradan aralarında bir şey var, hı-hı, belki, hı-hı, yerleşmiş bir güven demeyelim de yani Tyrion'un farklı birbirine olduğu, evet, gibi. Evet. Şey de söyledi onu zaten, farklı bir Lannister diye. Sansa da söyledi zaten. Tyrion'la da aynı şekilde Jon belli bir iz bırakmış. O da dedi ki ben, evet, hani onu şey güvenebileceğimi hissediyorum ki ben iyi bir insan sarrafıyımdır diye. Güven olur mu? Ne diyorsun? Ya Tyrion'a güvensen orada başka birine ya, güvenmeyebilirsin tabii ama. Melisandre'ın orada olduğu tabii bilinmiyor. O da var. Ay, tabii bilmiyorlar onlar onu. Yani kimse bilmiyor orada onu. Davos orada onu görünce ne yapacak bilmiyorum. Aynen yani. Çünkü biraz öyle gelişti olay. Davos'tan şimdi orada konuşmanın, hı-hı, içerisinde yer alınca ister istemez o geliyor akla yani. Tabii. O öğrenince ne olacak diye. Beraber gidecekler sonuçta. Hı-hı. O enteresan bir nemi. Tabii daha öne çıkan Sansa Littlefinger, hı-hı, muhabbeti. Şimdi Sansa'yı biz şöyle gördük bu sezon boyunca. Sürekli bir ben de buradayım. Evet, sürekli bir sesini duyurmaya çalışıyor yani. Ben oldum. Hı-hı. Çok şey gördüm. Hani sen efendim safsın. Babama benziyorsun. Hı-hı. Biraz beni dinle. Hı-hı. Bunu gördük. Ve sürekli yanında da Littlefinger bir geliyor gidiyor. Evet. Sanki onu işte posta koyuyormuş gibi gözüküyor Sansa ama bir geliyor gidiyor, geliyor gidiyor falan. Ya sürekli bir kendi kanıtlama çabası var. Aslında Littlefinger'a da belki kendi kanıtlamaya çalışıyor. Hani belki senin yüzünden, senin eğitimlerinle bu noktaya geldi ama. Şimdi onu göreceğiz bence işte. Benim diyeceğim, evet, nokta o. Şimdi Jon Snow Littlefinger'a şey deyip gidince tabii yani. Kardeşime sakın elini sürme falan diye.
Sanki onu söyleyince de topla bitti olay yani. Emin ol vazgeçti. Bir konuş değil mi kızla? Bak böyle böyle bir şey yaşandı. Evet abi bir söyledi ki bak bu adam böyle böyle bir şey söyledi. Çekil dikkat düzen et kendine, ver kendine falan. Üstüne başına bak falan. Ona, kız daha ne bakacak yani. Şimdi Sansa karakterinin çizileceği ortam evet. oluştu. Benim söyleyeceğim aynen. bu. Şimdi Jon çünkü bir anlamda şeyden çıktı, denklemden evet. çıktı. Littlefinger'la baş başa baş kaldılar. Başa kaldı. Ne yapacak? Şimdi hakikaten onun dümen suyuna girecek mi? Ben çok zekiyim falan. Aha. Yani Littlefinger o şeyi oynayabilir. O kartı oynayabilir. Evet. Sansa sen, tamam, sen çok zekisin. Bitirdin falan. Ben sana istesem de zaten etki edemem tarzı bir kart hı-hı. oynayıp alttan alttan çalışabilir. Bence öyle yapar. Ama Sansa bunu yer mi? Bence orada bir faktör de Brienne faktörü. Tamam, Brienne evet. çok şey değil. Hani böyle bu tip evet. olaylarda değil ama o saflığıyla, o sadakatiyle aslında hani direkt doğruluğun timsali ya. Evet. Ondan sonra orada belki o tip bir, o bir devreye karşı girecek büyük şey olabilir. Ve tabii bu bölümle birlikte Daenerys ile Jon Snow'un karşılaşma, efendim buluşma evet. ya da ne dersek o ihtimaller çok artmış oluyor. Orada tabii yani süre gelen efendim teoriler veya geçen sezon zaten hı-hı. o artık şey oldu o hı-hı. teori. Doğrulandı diye. Bir nevi doğrulandı. Bir nevi doğrulandı. Evet. Hani Jon Snow'un halası mı oluyor? Evet. Nesi oluyor? Bu son zamanların May hala. Yok efendim, bu yenge May değil. Yenge bu gerçek hala yani. Muhabbeti gibi. Aunt yani. Abisinin kız kardeşi. Abisinin kız kardeşi. Ama tabii çocuk geç tabii yaşta. Geç. İleriki yaşta olur. Yani yaş farkı çok mu yok? Çok bayağı. Aynı yaştalar falan. Aynı yani. Yaştalar belki yani. Belki daha küçük bile olabilir. Belki. Bilmiyorum. Yani öyle bir olay var. Bir tanesi o. Bir diğeri de aslında enteresan bu Azor Ahai muhabbeti. Hmm. Hani kehanet, beklenen evet, beklenen şey. Beklenen kişiyi falan. Ya bir şey diyeceğim. Çok ucuz olmadı mı ya onun efendim prenses de olabileceğinin evet, yani bayağı, aktarılması? Bayağı öyle oldu. Yani bu bilinen kaç bir hikaye değil mi? Kaç yıldır muhabbeti dönen yani, bir şey yani. Bir de hani şey de sonuçta High Valyrian konuşuyor. Ha, değil de evet. Melisandre. O bilmiyor muydu? Diyor. Yani hep prens diyordu. Evet. Milleti gazlamak için söylüyordu o zaman. Yani. Nasıl olsa anlamıyor bunlar. Prens de yesinler falan. falan. Ya, bilmiyorum şey da. Güzel o hocam hani, prenses de olur o falan. Böyle mi? Cinsiyetsiz bir dil olması mevzusu güzel tamam. Ama yani dediğin gibi şimdiye kadar niye açığa çıkmadı bu? Bilmiyorum enteresan. Yani öyle bir şey de var şu anda. Hı-hı. Acaba efendim beklenen kişi Daenerys olabilir mi herkesi falan gibi. Herkesi böyle elimizde tutuyoruz. Ha, bir şey oldu. Öyle de bir bağlandı yani. O tarafı enteresandı. Gelelim Arya'ya. Hı-hı. Şimdi Arya... Efendim bayağı odaklı bir şekilde King's Landing'e evet. gidiyordu. Eski ekibinden diyelim hı-hı. çocukla karşılaştı. Çocuk dedi ki kardeşim kuzeyde bildiğin gibi değil yani. Kardeşin o senin dedi. Kardeşin orada dedi. Evet. Ondan sonra Arya bir şey oldu. Hmm. Geçen hafta da tartışılmıştı. Bu King's Landing'e doğru gitmeye devam etmeli mi? Hı-hı. Çünkü karakter öyle bir karakter hı-hı. yani şu anda. Yoksa kuzeye mi dönmeli? Hı hı. Hani her şeyi efendim göze alıp güneye doğru gitmesi bunu başarabilir mi? Hı hı. Yani efendim kraliçeyi indirebilir evet. mi? Bayağı zor bir şey aslında. Bayağı zor. Ama hani bu yolculuk başlı başına destansı bir yolculuk hı hı. olabilir veya işte efendim içinde kendi dramasını hı hı. barındırabilir diye söyleniyordu. Şimdi bu haberi alınca Arya ata bindi, kuzeye döndü, evet. yöneldi. Ve ilginç tabi bu şeyde de vardı sabahta konuştuk ya Nezih sabahlarda teaser'da da vardı Nymeria ile karşılaştı. Güzel bir sahneydi bir kere güzel ben onu sahneydi. Söyleyeyim. Ya hoşuma gitti. Nymeria gel hani benimle gel dedi. Nymeria da dedi ki kardeşim benim ekip bu artık. Ben burada iyiyim ben ya burada dedi. Ben burada iyiyim dedi. Reddetti yani hı-hı. gibi öyle çizildi hı-hı. sahne. Ve Arya da dedi ki that's not you. Hı-hı. Şimdi bu yapımcılar da bunu şey yapmışlar. Ne demek olduğunu ne demek açıklamışlar. Olduğunu. Ben hemen direkt ona hı-hı. baktım. Direkt buna baktım hı-hı. yani. Bu birinci sezonda that's not me diye babasına cevap verdiği evet. bir kısım. Değil mi? Öyle. Babası diyormuş ki işte hani bu sürekli Sansa ile kavga ediyor. İşte ben öyle değilim. Kılıçla şey yapmak istiyor falan. Evet. Babası da diyor ki buna işte bir gün sen de bak evleneceksin. İşte bir kalenin torun, torba. Lady'si olacaksın. Ha. Çoluk çocuğa karışacaksın falan tabii. diye. O da diyor ki hayır bu ben o ben that's değilim not me. Diyor. Yani bu ben bana göre değil. Hı-hı. Şimdi sen benimle gel diyor Nymeria'ya. Nymeria diyor ki ben yani senin ne diyelim boyunduruk altına girmek de değil de ben aslında bir nevi öyle ya. Yani evet. Hani ben hani özgür sana olmak hizmet, istiyorum evet, yani. Sana hizmet etmeyeceğim benim dünyam var hı-hı. artık. Ben özgürüm kendi yoluma gidiyorum evet. diyor. Arya da böyle bir bakıp that's not you diyor. Hı-hı. Yani şimdi ben bunu biraz şöyle yorumladım hı-hı. açıkçası. Kuzeye gitmeye karar vermişken bununla karşılaşınca
Arya kendi doğasının ne olduğunu hatırlayıp yani aile maile falan iyi güzel de ben böyle biri değilim deyip tekrar King's Landing'e dönecek mi? Veya kuzeye gitmeye devam edip sen ne düşündün bilmiyorum ama sen söyle istersen. Ve bir kere şeyden alacak olursak bu Hatpa ile olan muhabbetinden. Evet. Hani çok dedin ya sen King's Landing'e gitmesi bir hikaye hani onun karakterini şey yapacak falan filan gibi. Hani Starkların aslında bir tarafı Arya da küçükken onu görüyorduk. Babaları da sürekli o şeyi veriyordu. Yalnız kurt ölür muhabbeti. Hani biz bir şeyiz, sürüyüz. Evet. Birbirimize bağlı olmamız gerekiyor falan muhabbeti. Arya aslında bu şeyle yanarken içten içe intikam duygusuyla hani bu listesi bilmem nesi Cersei'yi öldüreyim falan. Yalnızlık yani içerisinde. Hiç kimse kalmadı. Evet. Hani kimsem kalmadı benim inancıyla yapıyor bunu. Şimdi aslında bir anlamda Jon'un da yaşadığını ve hani Winterfell'in tekrar kendilerinin olduğunu öğrenince belki tekrar o özündeki yani o çocukluğundaki Arya'ya mı döndü acaba? O hani aileye tekrar bağlı. Hani ben sürünün parçasıyım. Çünkü Nymeria da yalnız değil. Değil evet sonuçta. O da sürüsüyle beraber evet. yani. Evet. Hani belki that's not you derken aslında kendisine de dönüp hani sen bu intikamcı, bu işte assassin değilsin aslında. Sen hani Winterfell'in Arya'sısın ve işte ailenle birlikte olduğunda güçlüsün falan gibi bir şeye de gitmiş olabilir belki. Olabilir. O zaman evet yani önümüzdeki maçlara bakacağız. Öyle. Yani ne anlamı olduğunu öyle göreceğiz o zaman. Onun dışında tabii bölümün aksiyonu Deniz Savaşı. Şimdi bu aslında girmeden önce çok özür dilerim. Kestim seni şekerim ama. Lütfen dinliyorum. Bu bölüm şeydi yani hani Game of Thrones'un vaat ettiği her şey vardı. İşte politika, işte aile, evet. bir taraftan cinsellik, bir taraftan evet. savaş her şey vardı yani aslında. Evet. Memintolar. Da tombik doymuş. Tabir edilen yani. Bunu da evet uzun zamandır beklenen, onu beklenen. Da söyleyelim yani arzulanan falan canım, yani. Yazık ama. O kavuşmayı da orada bir izledik. Evet. Güzel bir sahneydi. Bak ben söyleyeyim güzel bir sahneydi yani. Güzel bir sahneydi. ne gülecek bir şey yok bunda. Ne dedik? Deniz Savaşı Deniz muhabbeti. Deniz Savaşı. Yani güzel aksiyonlu bir sahneydi ama mesela şöyle söyleyeyim beni çok avucun içine almadı o sahne nedense ya. Yani belki şeyden dolayı hani bu çok öne çıkan karakterler yoktu. Hani birisi için çok endişe etmedik bilmem ne falan mı? Belki yani. Şimdi mesela işte Better Call Saul diyoruz bilmem ne. Orada ufacık bir şey oluyor. Şimdi spoiler'ı vermeyeyim. Böyle kalkıp yürüyorum, tırnağmıyorum falan. Burada evet tamam işte aksiyon şeklinde oldu. Aa o da öldü. Evet bunu da kestiler falan. Yani oradan benim anladığım efendim sana hediye getireyim dediği hediyeyi bu olabilir, evet. buldu. Ama oturmuyor kafamda. Yani hızlı gidiyor dizi falan ya. Bu bence de çok hızlı oldu. Yani, bir, çok hızlı karşılaştılar. İki, hani donanma çat diye gitti yani. Abi çat diye gitti. Yani sen donanmanın çoğunu alıp kaçıyorsun. Evet. Adam hemen bana donanma yapın, kesin biçin diyor falan. Yani 3 bölüm önce falan oluyor bu. Öyle düşün bak. Yani, aynen, neredeyse. Bir. Öyle değil mi yani? Ve o donanma oluyor, geliyor, tepesine biniyor onu. Eziyor yani. Bir anda oluyor. Yani sen hiç bakmıyor musun, etmiyor musun etrafı? Hiç mi beklemiyorlardı o zaman? Herhalde. Öyle mi diyeceğiz? Ama yani o zaman da yani sıkıntı var yani. İstihbaratta problem var. Ya o tam oturmadı yani. Evet. Çok memnun kalmadım. Tabii öyle burada söyleyeyim. Yani önemli olan bu savaş esnasında donanmanın yok olmasının yanı sıra bizim Sand Snake'lerden iki tanesi gitti. Kumda oynayın çocuğum siz, denizde değil dediler onlara. Artistik yapıyordunuz. Ben evet, indireceğim. Yani. Ben alırım bilmem ne yaparım falan. Abi hayvan gibi diye geldi zaten Euron. Ya Gitap'ta öyle mi bu? Gitap. Gitap'ta nasıl bilmiyorum. Elaria ile bizim sineklerden bir tanesi kaldı. Evet. Ondan sonra Yara tabii. Yara yakalanmış durumda. Theon kaçtı. Theon da sattı. Şimdi ilk tepki şu tabii. Korktu kaçtı. Ne yapsaydı? Yani bir ne yapsaydı, iki saldırmadı yani. Theon karakteri için bu çok daha şey inandırıcı oldu yani. Evet. Öyle bir anda o falan evet olacak yani. Değil yani. Bu Theon karakterinin efendim bir dönüşümü olacaksa henüz o bir hak edilmiş vaziyette değil bence. Daha var. Biraz daha var yani. Dolması lazım böyle. Ya olacaksa eğer. Evet. Olmaya da bilir yani. Aynen. Olmaya da bilir yani. Daha o henüz hak edilmiş olarak görmüyorum. Ya çünkü hakikaten çok ciddi bir travma geçirdi ya. Ciddi. Hani ya bir köşeden çıkamayabilirdi yani. Öyle o köşede durup böyle ömrü boyunca orada durabilirdi yani. Hani Sansa'yı kaçırması bile onun için vah bir adım. Yakın zamanlı şimdi şey olmasın, nereden olduğu anlaşılmasın tabii ama duyduğumuz bir söz olarak o kendinde değil hani travma geçirdi. Hiçbir zaman kendi olmayabilir evet, bir daha. Hiçbir zaman bir daha kendine gelemeyebilir. Öyle diyelim yani. Şey iyiydi, Arya you've been making pies demesi. Efendim turta yapıyormuşum yani, sen de ha. Yapıyoruz. Biz de kendimizce malzemeler içerisinde. Tabii canım. Konvansiyonel malzemeler tercih etmiyorum ben yani. Kendimce.
Yani kendi şeyimi katmak istedim. Kendi dokunuşumu. Aromayla yapıyoruz. O güzel bir detaydı. Onun dışında bölüm iyiydi ya. İyiydi. İyiydi. Ben yine de hani şöyle görüyorum bu bölümü. Hızlı gidiyoruz, evet. Yine de bir altyapı, altlık hazırlanan bir bölümdü gibi geldi bana. Hani Deniz Savaşı aksiyonu vermiş olsa da, ama dediğin gibi politika da var. Tabii efendim. Tabii var, hepsi var yani. Onlar da es geçilmiyor yani. Öyle güzel bir Game of Thrones izleyicisini tatmin edecek bir şey var diyebiliriz bir yere kadar. Ben hala ilk sezonlardaki o karmaşıklık mı diyeyim, o karakterlerin giriftliği diyeyim o kadar yani falan. Yok, artık pek yok ama sonuca da geliyoruz. Artık bağlamalar geldi. Bağlama yani. Çekiyoruz yani. O da kabul edilebilir diye düşünüyorum. Zaten şunun şurasında kaç bölüm kaldı? 10-11 bölüm mü kalmış oluyor? Öyle oluyor sanırım. Değil mi? Öyle toplam şey 13 bölüm olacaktı çünkü. 2 sezon, son 2 sezon. Evet. 11 bölüm. Okey. Arkadaşlar, böyle Game of Thrones izlenimlerimizle sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz diyelim. Lütfen siz de bölümle ilgili yorumlarınızı aşağıda paylaşın. Spoilersa spoiler efendim yazınız başına sonuna. Kimseyi rahatsız etmeyelim. Diyelim. Kendinize iyi bakın. Görüşeceğiz.